İlk adımı bu yasa meclise geldiğinde de biz dedik ki yanlış yapıyorsunuz. Bakın birçok şaibe var. Hiçbir Adalet Kalkınma Partili de Milliyetçi Hareket Partili de hakemin taraf tuttuğu bir maçı kazanmak istemez. Gelin adil şartlarda yarışacak bir ortamı oluşturalım. Bunun yöntemleri var. Dünyada farklı uygulamalar var. Mesela hep sorarlar, acaba bu seçim pusulalarını koydukları, işte sandıktan çıkan o tutanakları koydukları torbalar vardır. Bu torbalar değişiyor mu diye böyle halk arasında ciddi bir soru vardır. Ben inceledim. Dünyada şöyle bir çözüm var buna. Biliyorsunuz artık böyle GPRS çipleri çok küçük. RF çipleri ya da. Birer tane onların içine atıyorlar. O nereye giderse gitsin o torba, onu rahatlıkla takip edebiliyor. Ya da sandığa, pusulaya ve zarfa bir barkod veriyorsunuz. Böylece dışarıdan oraya bir tane bile oy gelmesini engelleyebiliyorsunuz. Böyle öneriler var. Bunu Eylül ayında 2017'de Adalet Kalkınma Partisi milletvekilleri de dillendirdi. Ama iş kişinin aynasıdır derler. Döndüler, dolaştılar. Pahalı bir teknoloji mi? Şaibeyi arttı. Hayır, artık 21. yüzyılda bunlar çok kolay yapılacak işler. Boş verin pahalılığı, parmak boyasını kaldırdılar. Parmak boyası ne işe yarıyordu? En azından ikinci defa oy kullanmasını engelliyordu bir seçmenin ya da bir güvenlik görevlisinin. Çünkü şansları oluyordu. Biz de bu noktada iki adımda bir çalışma yürütüyoruz. İlk adımı bunun seçmen listelerinin analizi. Bakıyoruz bu seçmen listelerine. Çünkü seçmenlerimizin, vatandaşlarımızın kafası çok karıştı. Bunun da temel bir sebebi var. Buradan bizi ekranları başında izleyen bütün arkadaşlarımıza da bir çağrıda bulunuyorum. Lütfen seçimin sonuçlarının sandıkta değiştireceği manipülasyonuna kulak asmayın. Gidin, oyunuzu kullanın ve sonrasında da sandığınızdaki seçimi sonuçlarını takip edin. Yani o sizin bir oyunuz yerini bulmuş mu? Lütfen bunu takip edin diye özellikle söylemek istiyorum. Çünkü dünya tarihi gösteriyor ki diktatörler düşük katılımlardan besleniyorlar. Bizi korkutarak, işte ne yaparsanız yapın bunlar kazanır algısı yaratarak sandıktan uzak tutmaya çalışacaklar. Seçmenin sandığa gitme motivasyonunu kırmaya çalışacaklar.